Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Allah kolaylık versin. Bugün çok zirve bir kurumumuz, çok doruk bir kurumumuz, göz bebeğimiz bir kurumumuz. 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Çok önemli, çok değerli. Sebebi şu arkadaşlar. Terörle aldığımız mücadeledeki mesafenin altında yatan temel etmenlerden birincisi, bana göre en etkili olanı jandarmamızın mücadelesidir. Elbette Emniyet Genel Müdürlüğümüz, emniyet kuvvetlerimiz, bütün güvenlik kuvvetleri, güçleri bu işte çok müessir, çok tesirli. Ancak jandarma malumunuz sınırda, sınır ötesinde de çok ciddi bir mücadele veriyor. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada terör yer ile yeksan edilmiş durumda. Ve Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki çok yakın zamanda terör bütünüyle ülke gündeminden çıkacak. İş oraya kadar gidiyor. Zaten bu yüzdendir rahatsızlık. Ülkemize dönük dışarıdan ve içerideki o dışarıya bağımlılıkları olanların feveranları, kudurganlıkları, beni bağışlayın, bu sebeplendir. O yüzden jandarma teşkilatımızı canı yürekten tebrik ediyorum. Başta Arif Çetin Paşa olmak üzere genel komutanımız, oraya hizmet eden bütün üst düzey komutanlarımızı, bütün askerlerimizi, yani elinden en üst generaline varıncaya kadar yüreğimizle tebrik ediyoruz. Allah'ın izniyle jandarma efendim komutanlığımız, jandarma yapımız ila nihaya yaşayacaktır. Daha onlarca 182 sene, binlerce 182 sene çok daha doruklarda yer bularak devam etsin. Niyazımız var. Cenab-ı Hak hep başarılı kılsın. Hep böyle onları muvaffak eylesin diye niyazda bulunuyoruz. İnşallah bu mücadelede efendim gayret sarf edenler, bu mücadele sonucunda can verme sırrına erenler bizim için bayrak hükmünde kalacaklar ve milletimizin şeref levhasında isimleri en zirvelerde yer bulacak. Şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyorum. Tekraren jandarma komutanımız Arif Çetin Paşa şahsında bütün teşkilatı canı yürekten tebrik ediyorum. Arkadaşlar, tabii ki biz şunu hep söyledik. Yani AK Parti milletvekili olarak altını her defa çizdik ki biz ülkemize çok daha ferah feza zemin yaşatılsın diye. İktisadi sahada, sosyal sahada, eğitim sahasında, sağlık sahasında, hayatın her sahasında çok daha iyiye varalım diye bir gayretimiz var. Özellikle demokratikleşme noktasında, özellikle insanların kendilerini huzur üzere yaşatmalarını, huzur üzere hissetmelerini temin için bir özel gayretimiz oldu. Ne zaman oldu bu? İktidara geldiğimiz ilk yıldan bugüne kadar hep bunu yaptık. Mesela bunun bir ucu derneklerdir. Dernekler sivil yapıyı ifade eder, biliyorsunuz. O huzura katkı sunma adına, taleplerinizi dile getirme adına sivil inisiyatifin çok esaslı bir damarıdır, bir parçasıdır dernekler. Derneklerin de kuruluşunun yaklaşık 112. yılı, bugün 112. yılını kutluyorlar. Bizim AK Parti'nin, AK anlayışın özellikle dernekler mevzunda söyleyeceği çok şey vardır. Biz o alanda daha önce çok tahdit, sınır getirilmişken biz geldikten sonra önünü açtık. İnsanlar sivil yapıyı oluştursunlar, sivil inisiyatif kurumlarını çok daha böyle müesseseleşmiş hale getirsinler diye bu alanda da ciddi bir açılım yaptık. O açılım sonrasındadır ki şimdi çok sayıda derneğimiz hayat buluyor. Onlar toplum adına söz söyleme saadetinde çok özel efendim yer alıyorlar. Ondan dolayı biz de siyasetçiler olarak da çok mutluyuz, çok memnunuz. Daha önce dernek kurabilmek için yani uğraşacağınız o kadar çok şey vardı ki, meşguliyet vardı ki, bu meşguliyetler sizi dernek kurmaktan, bu tür sivil inisiyatif yapının içerisinde olmaktan ister istemez uzak tutuyordu. Biz geldik, bütün bu formaliteleri kaldırdık. Şimdi efendim kurucu bir heyetle beraber müracaat ediyorsunuz, tüzüğünüzü hazırlıyorsunuz. Artık eskisi gibi dernekler müdürlüğü de emniyet müdürlüğünde değil. Özel bir yapısı var. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ama sivil bir yapı. Oraya müracaat ettiğinizde hemen aynı gün derneğinizi kurup faaliyete başlayabiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar, hep altını çizdiğimiz husus şudur. Bu nevi
yapıları istismar etmemek lazım. Milletin faydasına bu yapıları kullanmak lazım ama yazık ki zihinleri terörize kalıplarla şekillenmiş olanlar buralarda kullanıyorlar. Ama milletimiz bunları biliyor. İyi ile kötüyü tefrik etme, ayırma noktasında milletimizin vicdan terazisi çok iyi çalışıyor. O yüzden de efendim kötü niyetli dernekleri herhangi bir söz sadedinde kıymetsiz buldukları için onların da zeminde yer bulmalarının önüne geçiliyor. Ben derneklerimizi de derneklerin 112. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ediyorum ve milletimize, memleketimize hayırlı hizmetler yapmalarını canı yürekten diliyorum. Arkadaşlar, bugün bir özel simanın Hakk'a vuslat günü aynı zamanda. Tarihimizde bayrak isimlerden birisi. 1972 yılında vefat etti. Dündar Taşer. Hakikaten özel bir isimdir. Çünkü milli yerli düşüncenin sembol isimlerinden biridir. Hakkı adaleti üstün tutan, milletin geleceğini dert edinen ve bu konuda milletin geleceği noktasında milletin gençlerinin, çocuklarının, evlatlarının çok daha berrak, çok daha böyle gelişmiş bir zihin haritası oluşsun diye gayreti olmuştur. Onun vefatı bugün, vefat yıl dönümü, rahmetle minnetle anıyorum ve onun tarihe düştüğü özel notlar var. Onlarla ilgili de ben burada bir kayıt oluşturmak istiyorum. Mesela Dündar Taşer, Allah gani gani rahmet eylesin, aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, milliyetinden kopmuş, özünü yitirmiş, taklit için doğudan, batıdan garabetler arayan zavallılara Türkiye'nin istikbalini bırakmamak gerekir. Bu kaydı düşür. Aynen öyle. Özümüzden kopmuş birileri siyasete dühul etmişse, siyasetin içine girmişse bunları çok iyi görmek lazım ve bunları milleti efendim yönetme noktasında bir kapı açmamak lazım. Millet de zaten bunu yapmıyor. Seçimlerde çok net bir biçimde tavır koyuyor. Dündar Taşer'i bu berceste kaydından dolayı bir daha rahmetle anıyorum. Bir başkası, batıda olana özenme yüzünden biz de özümüzde bulunanı idrak edemez olduk. Yani batıya öykünmenin dışında yaptığımız bir şey olmadı belli bir süreç içerisinde. Kendimize döndüğümüzde çok daha özel bir cevherin olduğunu görebiliyoruz. Nitekim bunun en mütebaris hali Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrıdır, tarzıdır. Bugün Belçika'da görüşmeler yapılıyor. NATO toplantısı var. Orada göğsümüzü kabartan, hakikaten iftihar edeceğimiz fotoğraflara şahit oluyoruz. Nedir o? Bütün dünya liderleri, dünya ülkelerini yönetenler Sayın Cumhurbaşkanımızla özel sohbet edebilmek için, özel görüşmeler yapabilmek için hususi gayretler sarf ediyorlar. Eskiden bu böyle değildi. Eskiden biz hep şunu yapardık. Acaba bizim başbakanımız, bizim ilgilimiz, yetkilimiz onlardan biriyle mülaki olabilir mi? Acaba böyle bir kenarda, köşede bir sohbet edebilir mi? Edebilirse onun fotoğrafını alıp yayınlayabilir miyiz diye. Bununla övünürdük, iftihar ederdik. Şimdi tam tersi bir durum söz konusu oldu. Ülkemizin 18-19 yılda aldığı mesafeden dolayı dünya ülkeleri, gelişmiş ülkeler, daha önce efendim öykündüğümüz, gıpta ile baktığımız ülkeler şimdi tam tersi bir halde bize öykünüyorlar. Bize, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımına, tarzına, tavrına saygı duyuyorlar ve hususi sohbet edebilmek için bir gayret sarf ediyorlar. Bundan dolayı da Dündar Taşer'in bu tespiti çok isabetli bir tespittir. Özümüze döndüğümüzde cevheri zaten açığa çıkarıyoruz, aşikar ediyoruz. Ve yine Dündar Taşer diyor ki, himaye kabul edenin hamisine, yani o himayesine sığındığına mutlaka ama mutlaka muti olmak durumunda kalır. Yani ona itaat eder, ona baş kaldıramaz diyor. Hakikat o değil midir arkadaşlar? Biz öteden beri, yani belli bir süre, tarihimizin belli bir sürecinde efendim doğal hamiler edinmeye çalıştık ve en azından yerimizde saydık. Oysa himaye edici güç biziz. Çünkü biz dünyada tarih sahnesinde var olduğumuz günden bugüne bütün mazlum milletlerin, bütün mahzun milletlerin muhafızı durumunda olduk. O yüzdendir ki Cenab-ı Hakk'ın da korumasıyla, efendim, koruma şemsiyesiyle kuşandık. Şimdi de bu hal çok daha mütebariz bir durumda elhamdülillah. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz arkadaşlar. Ben bu vesileyle
tekraren günümüz mübarek olsun diyorum ama bir kayıt daha düşmek istiyorum arkadaşlar. Bugün yaklaşık 1859 yılında Erzurum'u ilgilendiren bir deprem vücuda geliyor. Yani 1859 yılında bugün yaşanmış bir deprem. 3000 insanımızı kaybetmişiz o gün. Bu o kadar hayati bir mevzu ki arkadaşlar. Yani ille de deprem olduğunda bunları konuşmamak lazım. Bir vesile bulduğunuzda, bir fırsat bulduğunuzda kayıt düşmek lazım. Ben Erzurum'daki belediyelerimizin gayretlerine şahidim. Çok özel çabalar sarf ediyorlar. Müthiş bir iyileştirme, güzelleştirme adına yerel yönetimler bir örnek hal ortaya koyuyorlar. Ancak ben burada bir not daha düşmek istiyorum depremle ilgili. 3000 insanımız o gün hayatını kaybetmiş. Tabii ki ilerleyen zaman zarfında yapılaşmada çok farklı zeminler, çok farklı vasatlar açıldı. Şimdi hususen AK Parti döneminde çok daha dikkat üzere yapılaşma var. Ben Erzurum'da belediyelerimizin bu konuda çok dikkatli olmasını, dikkat üzere olduklarını biliyorum. Daha dikkat etmeleri gerektiğini ve bu tür afetlerden milletimizi muhafaza etme adına daha böyle dakik ve dikkat üzere yürümelerini talep ediyorum. Bu vesileyle de o gün kaybettiğimiz bütün canlara rahmet diliyorum tekraren. Hepinize de saygı sunuyorum arkadaşlar. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Soru yok değil mi Erhan? İtalya maçını izledim. Aslında ben şunu söyleyeyim. Tabii ki böyle bir burukluk yaşadık. Gönlümüz şunu istiyordu ki başlarken İtalya'yı yenerek başlayalım. Takımımız da güzel bir takım. Kötü bir takım değil. Gayet güzel bir takım ama bir şanssızlık. Kendi kalemize attığımız golden sonra böyle bir inkiraz yani bir çökme şeyi yaşadık. Allah'ın izniyle ben ilerleyen maçlarda çok daha özel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ve Türkiye'mizin o Türk bayrağını milli takımımız sayesinde göndere çekeceğine canı yürekten inanıyorum. Bunu tabii efendim beklenti sadedinde de kayda geçiyor. İnşallah öyle olur. Başarı bizimle olur. İnşallah. Canımsın. Sağ ol.